Evet, bulunduğumuz vagon kafe kısmı daha önce atık olarak bir yol kenarındaki boşluktu aslında. Yani burayı değerlendirmek hem de Ilgın'ımıza turizm anlamında tanıtabilmek adına bir vagon kafe projemizi geliştirdik. Bu gördüğünüz ortam çok cüzi bir rakamda. Mal olduğunda Ilgın'ımızın başında 1100 oldu. 1300 karayol üzerinde 18 bin araç geçiyor. Bu 18 bin aracın biraz bunu da yavaşlatmak istedik aslında. Bu yavaşlatmayla beraber bunu tanıtmak amacımız. Belediyemiz tarafından işletiliyor burası. Sağlıklı ve uygun fiyata yoldan geçen vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyor burası. Amacımız kar gitmek değil. Fakat Ilgın'ımızın güven yüzü olsun. Bununla beraber devam edecek bir projemiz daha var. Burada biraz daha doğal ürünlerin satıldığı bir alan oluşturuyoruz aslında. Ilgın'ımızda yetişen ürünlerinde yaz döneminde yol kenarlarında satıldığı bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Ilgın'ımıza göreve geldiği günden itibaren yaptığımız projeler biraz sonra gidip beraber gideceğiz. Göreceğiz. Yerini de göreceğiz. Çok projelerimiz var. Taahhüt ettiklerimizin hemen hemen kimisi yapım, kimisi yapım safhasında, kimisi de ihalesine gidip çıkmak üzeredir. Vagon kafe aslında insanlara biraz daha dışarıdaki insanlara Ilgın'ı tanıtmak istiyoruz. Yani buradan geçiyoruz, bu Ilgın'ı görüyoruz da Ilgın farklıymış demeye başladılar. Böyle bir projeyle başladık. İnşallah bu proje biraz daha gelişecek. Bundan sonra bir göreceğiz. Turizme kadın eli değiyor diye TOK'la beraber yaptığımız bir projemiz var. Burada imal edilen bütçe ürünleri, yani tek kullanım terlik, o nedir, peştemaldır, havludur, sabundur, tüm ürünleri elde edeceğimiz bir atölyemiz sizlerle beraber de geleceğiz. Yakın bir zamanda başlayacak. Burada da satmış olacağız inşallah. Ilgın'ımızı tanıtmak amaçlı.